olarak benim fikrim şu. Ben Ergenekon davaları başlangıçta açıldığında senden farklı bir yerde kendini konumlayan bir insan olarak ortak noktada buluştuğum bir şey vardı. Ortak noktamız şuydu. Ben siyasete asker müdahalesini refleksle ve mide bulantısıyla karşılayan bir insanım. Yani böyle bir müdahaleyi siyasetin raconu dışında, olması gerekenin dışında bir uygulama olarak görüyorum ve bundan ciddi rahatsızlık duyuyorum. Ancak tamamen dosyaya ve yargılanan insanlara baktığımda organik bir ilişki içerisinde olamayacağını varsaydım, tek tek darbeye niyetlenmekten yargılansalar daha iyi olacağını düşündüğüm insanların zorlama bir araya getirilmişliği varmış gibi geliyor. Senin bu konudaki fikrini merak ediyorum. Yani sen Ergenekon diye bir örgütün varlığına ve bunun organize bir faaliyet içerisinde tüm bu oyuncularıyla bir şeyi hayata geçirmek üzere faaliyette bulunduğuna ikna olmuşlardan nasıl Şimdi bir... bakın, ben Ergenekon davasına şöyle bakıyorum. Aslında burada iki dava iç içe girdi. Bunlardan bir tanesi bizim Türk Gladyosu dediğimiz, tıpkı İtalya'daki Gladio gibi NATO içinde kurulmuş olan, görevi komünizme karşı mücadele olarak konuşulmuş olan, fakat daha sonra iç siyasette taraf haline gelen ve bir sürü faaliyete karışan o Türk Gladyosu dediğimiz kontrgerilla, yani Uğur Mumcu'nun kontrgerilla dediği, Talat Turhan'ın kontrgerilla dediği, benim gibi gazetecilerin de kontrgerilla Türk Gladyosu dediği. Bir bu yargılanıyor Ergenekon davasında. Bir de 2002 yılından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'ni devirmeye dönük bütün eylem ve faaliyetler de aynı davada yargılanıyor. Ya mesela Şener Er Uygur, Jandarma Genel Komutanı, onu yaptığı Sarı Kız, Yakamoz, Ayışı, o darbe planları, Aytaç Yalman, ondan sonra Hurşit Tolon, Kemal Yavuz, Tuncer Kılınç, bu yargılanan bütün şahıslar ta nereye kadar geldi? Andıç davasına kadar. Albay Çiçek ve Genelkurmay 2. Başkanı Hasan Issız. Bütün bu silsile aslında burada dikkat ederseniz neredeyse 50'ye yaklaştı tutuklanan general sayısı. Bunların tamamını Türk Gladyosu'nun üyesi falan görmeye imkan yok. Ya orada baktığınız zaman somut olarak, yani Danıştay baskını var, işte AK Parti kapatma davası var, balyoz eylem planı var, ondan evveliyatında işte Ayışı, Yakamoz, onların tamamı ve Türk Gladyosu dediğimiz işte o gladyonun mensupları olarak nitelendirilen kişilerin tamamı aynı davada yargılanıyor. Ve hukuki bir zorunluluk olarak bence burada ortaya karşımıza çıktı. Savcılar bütün bu davaların tamamına birden Ergenekon dediler. Aslında insanların kafası buradan karıştı. Yani mesela bakıyorsunuz ki ya X şahsıyla diyorsunuz Veli Küçük'ün ne ilgisi olabilir? Hakikaten de öyle mesela. Yani baktığınız zaman bu davada yargılanan öyle şahıslar var ki ya filanca adamın mesela Yalçın Küçük'le Mehmet Haberal'la ya da işte Bedrettin Dalan'la bilmem filanca kişinin ne gibi bir ilişkisi olabilir? Hakikaten ilişki kurmak. Bir de tabii bir sürü davalar da birleştirildi. Hukuki süreçten kaynaklanan yine. Dikkat ederseniz bütün balyozlar birleşti. Andıç ve İrtica ile Mücadele AK Parti'yi bitirme eylem planı birleşti. Şimdi mesela Oda TV diye ayrı bir dava var. Mesela Oda TV'de yargılananları da böyle özel olarak Türk Gladyosu'nun elemanları falan demek de o kadar kolay değil. Ama onlar niye yargılanıyorlar? İşte davayı etkilemeye yönelik bir organizasyon içinde olmak. Bazıları da sonradan sürece dahil oldu. Dikkat ederseniz hani mesela eğer öyle olsa, eğer Soner Yalçın ve arkadaşları en başta bu işin içinde olsalardı daha 2006'da alınmaları gerekiyordu, öyle değil mi? 2006'da, 2007'de. Ama Soner Yalçın ve arkadaşlarına yönelik suçlama 2006-2007'deki işte Danıştay suikasti, yok AK Parti kapatma davası falan değil. Dikkat ederseniz var olan, yürümekte olan Ergenekon davasını etkilemeye yönelik bir organizasyon içinde olmak.